Şimdi canlı yayında bir iddia daha var. Kerim'in eşi Tülay Hanım. Yanında da işte senin kuzenin Hanife var. O da orada ama ben Tülay Hanım'la konuşacağım. Ve Akile Hanım da canlı yayında. Tülay Hanım'ın bir iddiası var. Yasin kaybolduktan 3 gün sonra ablan Fatma Tülay'a bir şey söylemiş. Tülay Hanım'a. Ondan bir şey istemiş. Gerisini Tülay Hanım anlatsın. Tülay Hanım merhabalar. Merhaba Didem Hanım. Teşekkürler. Siz Hayır, ki sağ olasın. hayır, hayır. Senin eşinin iddialarını da birazdan Kerim Bey'in de dinleyeceğiz. O da Yavuz'u suçluyor ama. Fatma, kardeşim Fatma, daha doğrusu Yavuz'un kardeşi Fatma senden bir şey istemiş. Ümmü'nün görümcesi. Ne istediler çocuk kaybolduktan sonra? Neler yaşandı? Bir anlatır mısın lütfen? Valla o gün işte akşama kadar ben oradaydım. Eve geldim, ineklerimi sağdım, Tamam. yemeği hazırladım, yemek götürdüm oraya, akşam yemeği. Tamam. Yemek yendi, çoğudu. Aşağı kadın doluydu, yukarı erkek doluydu. Yemeği yedirdik işte orada milleti. Fatma dedi bana, Tülay'ın gibi çık şunun ağzına, ara gel bana arayı ver. Çocuğun kime vermiş, ne yapmış? Çocuktan bir ağzına ara gel dedi bana. Çocuğu Ben biri, çık. çocuğu yani Fatma Hanım çocuğu Ümmü'nün birine verdiğini mi düşünmüş? Çocuğun ne yapmış? Bana öğreniver dedi. Ben de çıktım, erkeklerin içinden geçtim. Salon erkek doluydu. Erkeklerin içinden geçtim. Ümmü oturuyordu içeride. Ümmü hatırlıyordur bak. Çocuklar vardı. İkisini Önünde görelim. Dokkas. Bir dakika, Ümmü'yle yapamaz mısın? Tamam, peki şu anda teknik olarak olmuyor. O yüzden özür dilerim sizden de. Tamam, ben ikisini bir ekranda görmek istedim. Tamam, devam et. Devam et Tülay'cığım. Ümmü Ben içeride girdim. oturuyordu. Ha. Ben Ümmü'nün yanına girdim. Çocuklarıyla kahvaltı türü bir şey yiyordu. Ümmü'ye işte oturdum, bayağı bir oturdum, yarım saat kadar oturdum yanında. Ümmü dedi, bu Akile bana dedi bugün Evet. yaka yaz beni dedi, yaka yazdı beni dedi, hani Ne yalan demek o, söyledi. anlamadım. Anlamadım. Ne dedi? Bir daha söyler misin? Akile beni bugün yaka yazdı dedi. Ne demek o? Ha, Bilmiyorum işte, başına bir Akile şey. dedi. Akile benim başıma bir şey getirdi. Başına bir şey mi getirmek? Ne demek? Yakayaz. Ben dinleyeceğim Beni tamam. yaktın anlamında. Evet, devam et. O gün jandarmaya ifade vermiş. Ben bilmiyordum olayı. Mustafa Yaşar'ı da duymadım. Hiçbir şey duymadıydım o vakit. Sadece Fatma bana çık ağzını bir ara dedi. Ondan sonra Akile de dedi ki ben öyle demek istemedim dedi. Sen dide dedi beni karakol götürsün elimi kolumu bağlasın sen de annesizce bir kal dedi. Akile'de. Ümmü hatırlıyordur hani Peki, bir dakika, bir dakika. Akile derken çocuktan çocuk bahsediyoruz. Akile. Çocuktan Kızın bahsediyor. Akile. Kızın Peki. Akile'de. Akile beni yaktı gibi bir şey söylemişsin. Şimdi Mustafa Yaşar'ın arabasını atıyor ya. Bir dakika. Bir sorum. Seninle ben bir sene harman kaldırdım mı ağam? Evet. Devamlı geldin gittin mi yanıma benim o çocuktan sonra? Evet. Ne diye söylemedin mi ağa bu kelimeyi? Şimdiye Sen kadar. önce de bak hani babam da biliyor. Ben Mustafa Ağam ben Yaşar sen detay. Hanife'yi Manife'yi bırak. Ben sana tek kelime sordum, sen de bana cevap ver. Haklı. Niye Ya söylemedin bana bu zamana kadar? hepiniz biliyordunuz. Acaba Akile abla da biliyor. Ayşe Baba da bir Yusuf biliyor. girince işin olmasın bu işler? Nasıl? Yusuf girince işin içine bunlar olmasın? Gizli tanık. Hayır, hem Geçen hayır, gün. hayır. Yusuf değil o. Yusuf değil. Yusuf kendi derdinde Ha, abicim. ben bildim kendi derdinde. Kendi Hayır, derdinde ben kendi bildim. derdinde. Yusuf Ya yani ağam. ben şunu bir Ağam dakika sana soru izleyicilerim bak. bir dakika Tek doğru. Yavuz Ben seninle bu yaz öylecene durdun mu? Bırak 6 seneyi, 3 seneyi, 5 seneyi bırak. Bu sene yanında mıydım? zaten biz var ya gerçekleri konuştuk diye yapıyorsun abi sen. Hayır, ben Gerçekler gerçek... Bak. yani konuşmayalım. Konuşmak istemedik. Sen gerçek. Bana gerçekleri konuşun. Sana Ama bak soruyorum ben. Şimdi bak bir şey böyle oldu. Ümmü bana söyleyeceğim. bir Bir şey dakika, bir dakika, bir yaptı. saat. Oldu mu Tülay, olmadı bir mı dakika, diye. Yavuz bir saniye. Şimdi ben Yusuf'un kim olduğunu açıklayacağım birazdan. Bekleyin. O gün bağlanan gizli tanıktan bahsediyoruz. O iddiaya göre de işte Mustafa Yaşar denen arkadaşına Ümmü çocuğu vermiş. Mustafa Yaşar da götürmüş. Bir saniye. Ama ben o gece olanları tam anlamadım.
Şimdi seni Fatma, Tülay, onu bir anlatır mısın canım? Geleceğim, Yusuf'un kim olduğunu açıklayacağım. Artık açıklamak ona lazım. Ona gerek yok. Bir dakika ama, izleyiciler şunu bilsin. Şunu. Bir dakika, 5 senedir bir aradayız. Niye ya, söylemedi tamam, ya? Tamam, önce olayı bir o, haklısın, ama önce olayı bir anlayalım. Şimdi sen, Fatma seni gönderiyor. Bu çocuğu Ümmü kime verdi? Git bununla bir konuş, ağzını ara. Bir bilgi ar diye seni gönderiyor. Üst kata çıkıyorsun değil mi Tülay'cığım? Evet. Üst kata çıkıyorsun. Orada çocuklarla kahvaltı yapıyorlar. O sırada Ümmü de sana diyor ki, işte Akile, kızı Akile doğurdu. Akile beni yaktı diyor. Çünkü Akile... Yaka yazdı, bak, yaka yazdı diyor. Karakola, yani jandarma ifade vermiş. Yaka yazdı beni dedi. Akile de öbür taraftan... Ne demiş Akile? Akile ne demiş? Ben öyle demek istemedim dedi. Akile ne demiş? Ne demiş? Onu söyler misin? Onu ne demiş? Annem bir arabaya bindirdi demiş. Ben sonradan öğrendim onu. Tamam. Sonradan öğrendim. Tamam. Şimdi haklı olarak Yavuz da diyor ki, madem böyle bir şey varsa bunu biz beraber seninle çalıştık. Sürekli gelip giden neden şey... şimdi söylemiyorsun sorusunu soruyor. Daha önce bu ama Mustafa Yaşar iddiası konuşulmuş hep. Ben ya, bak hele sen bu, bak bu dediği olay 3 günlükken yaşanmış. Evet. 3 günlükken. Evet. Jandarma vardı orada, Afat vardı, Akut vardı, bilmem ne, hepsi var mıydı vardı. Mustafa bana Yaşar söylemediyse git birine söyle. Veyahut da bana gelip de ayağa böyle böyle bir olay var. Sağda solda arama, şunun üzerine bir gittiği niye demedin ya? Şimdiye evet. kadar niye demedin? Geçen gün bağlandın, niye demedin? İyi de çocuklar Yavuz, bu iddiayı zaten sen söyledin bunu şey diyorlar. Bu iddiayı sen söyledin. Dur bir dakika, bir saniye. Çocuklar bir zaten şey diyorlar. Ümmü bir saniye. Şimdi bak, Tülay Hanım'a kızıyorsun da. Biz burada bilmiyorduk ki bu Mustafa Yaşar'ın arabasına bindirdi gitti. Ben bunu söyledim hocam. Sen söyledin işte burada. Şimdi kadın da aynı şeyi anlatıyor zaten. Niye kadın onu anlatmıyor ki. Onu anlatıyor. Onu anlatmıyor. Kardeşin yollayıp benim ağzını arattırdığını anlatıyor. İşte ben anlattığım için buraya çıkardı bunu. Bir şeyler toparlamaya çalışıyorlar. Neyi toparlıyorlar? Sen neden ben şüpheleniyorsun? Neden şüpheleniyorsun? Nasıl neden şüpheleniyorsun? Niye şimdi anlattı sence? Ya Tülay bunu neden şimdi ya, anlattı? Ya Didem abla, bak ben size soru soruyorum. Bunu Yusuf'la bağlantı, gizli sanıkla... Geçen gün bağlandı mı Tülay ilk bu programın sıralarında? Evet. Bağlandı. Niye söylemedi? Ya bak tamam. Basit bir şey tamam. ya. Tamam, bunun yanıtını verir misin Tülay? Rica. Ha söyle. Başka sormadınız. Yasin Hoca'dan başka bir şey sormadınız ki. Ya ben anlatıyorum ama hepsini. Mustafa Yaşar sen hiç dedin mi şimdiye kadar? Kerim sana söyledi. Dedin mi? Demedim mi Didem abla? Ben bak her seferinde her programın arkasında Mustafa Yaşar da var diye demedin mi Didem abla ben size? Dedim ama ekranda Mustafa... İki gün önce söyledin de Mustafa Yaşar ve diğerlerinden çok fazla bahsetmedin. Hatta Kerim de diyor ki 3 isim var diyor. 3 isimden yani Yavuz şüphelendiği, yani Kerim dediğimizde Tülay'ın kocası şüphelendiği 3 ismi bir türlü ekranda söylemiyor dedi. En sonda... Ben kendi şüphelendiğimi söylerim. O kendi şüphelendiği bir isim varsa o söylesin, ben de bileyim. Yani Mustafa Yaşar'ın... Sen bir söyler misin, bu olay nereden çıktı? Sen Mustafa Yaşar'a çocuğu verdin mi vermedin hayır, mi? Hayır Didem abla, ben kesin de çocuğumu vermedim. İşte şeyden o gelenler... adamın ismini vermeyeceğim, şu an emekliye ayrıldı o adam. Kızın ikisini alıyor, soruyor ifadeyi. Kızım bu çocuğunuz nerede? Annen mi bir şey yaptı, baban mı bir şey yaptı? Bunlar da diyorlar ki annem... Yasin'in Mustafa Emin'in arabasına elinden tuttu, bindiriverdi. Geri getireceğimiş birkaç gün sonra diyorlar. Akile mi diyor bunu? Akile mi diyor, Makbule mi diyor, orasını pek söylemediler. Tamam. Ondan sonra ben niye kendi çocuğumu Mustafa Yaşar'ın arabasına bindiriyorum ve veriyorum? Çocuklar niye böyle söylüyor? Çocuklar diyor. Komutanın kendine diyorlar. Çocuk niye söylesin böyle bir şeyi? Sen ben de çocuğu işte öyle dediler. Ben de dedim niye yalan söylüyorsunuz? Ya Ümmücüm, anlıyor musun? Heh. Senin evladın değil mi? Senin kızın. Evet. Annemi biz gördük. Çocuğu Mustafa Yaşar'a verdi diye niye söylediler peki? Bilmiyorum Didem abla. Neye düşünerek öyle dediler? Akle'ye de sordum, niye böyle bir şey dediniz? O şeyle öyle dedik dediler. Benim verdiğimi gördünüz mü? Tamam da mi? Niye Mustafa Yaşar? Köyden birisi değil. Başka bir evde değil. Mustafa Yaşar Konya merkezde yaşıyor. Bayramdan bayrama arada sırada bir gelir hocam. Sürekli köye gelmez o adam. Ya Akile görmediği bir şeyi niye söylesin? Bilmiyorum Didem abla. Benim de kafam ona çalışmadı. Niye dedim yalan söyledin o zaman? Benim elimi kolumu bir dakika, tutmasınlar götüsüne gitsin dedim. Sen de annesiz bak. Bir dakika, abla, bir önemli, unutmayayım ben bu soruyu da. Tülay, şunu merak ediyorum. Şimdi bak, Fatma da herkes o dönemde Ümmü'nün çocuğu birine verdiğinden şüphelenmiş. Doğru mu? Doğrudur. Hani Mustafa Yaşar demedi bana Fatma. Ben sonradan öğrendim. Tamam. Çık ağzını ara dedi bana. Olayın kaçıncı günü? Yasin'in kaybolduğunu kaçıncı? Üçüncü günü. Eminim ben üçüncü günü. Ama üçüncü gün Akile demek ki. Akile ifade vermiş miydi acaba bu söylenmeden önce?
Bu söylenmeden önce evet. ifade ya ifadeleri var bizde çocukların hani, tarih anlamında. Hani Akile'nin ifadesinden sonra mı acaba bu ortaya çıktı? İfade de mi verdi yoksa komutan sorunca mı söyledi orasını bilmiyorum hocam. Bakın Didem abla. Ama bak sonuçta bir şey söyleyeceğim. Bak sonuçta 3 gün içerisinde çocuk kayıp ya. 3 gün içerisinde Ümmü'nün bu çocuğu Yasin'i yani görsem yapacağım gözlerini. O kadar üzülüyorum bir çocuğa ben ya. Ben söylüyorum Didem abla. Yani Yasin'i senin kızın ablası diyor ki benim annem Mustafa Yaşar'ı verdi diye bu konuşuluyor aile içerisinde. Fatma da bunu çok netleştirmeye çalışıyor. Diyor ki ya git şu Tülay işte diyor. Git diyor ağzını bir ara diyor. Şimdi Fatma göndermiş. Bak Tülay diyor gönderdi işte beni diyor. Ben onu bak ilk dönem duydum. Şimdi çocuk var ya annem çok ağlıyormuş ya. Vardığı gibi ağlamasın diye böyle bir kelime kullanmış. Ben bunu çok araştırdım. Nasıl ağlamasın diye böyle bir ya kelime? Ya annem ağlıyor ya. Evet. Ağlamasın diye söylemiş. Araştırdım bak ben bunların hepsini araştırdım. Yalan mı konuşmuş yani? Yalan söylemiş. Yani annemi ağlamasın diye söylemiş. Annen ağlamasın diye mi böyle? Bir dakika Ümmü'ye sorayım. Ümmü annen ağlamasın diye mi böyle söylemiş? Sonradan komutanın adını öğrendim Didem abla. Ben ondan sonra Akile'ye kızdım. Madem dedim beni suçladın komutanlara diyelim benim elimi oğlumu tutuklasın alsınlar götürsünler gitsinler madem ben yaptım. Sen de dedim annesiz kal ondan sonra başladı ağlamaya. Peki Tülay annesi ağlamasın diye mi böyle bir şey söylemiş pardon Akile Hanım ağlamasın diye mi çocuklar böyle bir şey uydurmuşlar sence Tülay? Valla bilmiyorum Akile o zaman öyle dedi ben öyle demek istemiyordum anne dedi. Sonra işte ben aşağı indim. Hani hepsi biliyormuş. Hani babam da oradan ayrıntıyı öğrenmiş. Ben de hani babamdan ayrıntıyı öğrendim sonra. Tülay'a bak. Sana tek bir şey soracağım. Sen senin yanında ben arkanda inekte ne kadar gezdirdin bu çocuğu? Sen bilmiyor musun? Gezdirdin. Kendin sen yumurta yemedin Yasin'e yedirdin Ümmü. Ben her zaman yedirdim. Sen çağırmadın mı arkanda çocuğuna Ümmü aç dolanma gel benim yanımda yedi. Evet, ben sen yumurtayı koydum ona, ayranı koydum Ümmü. Sen yemedin, Yasin'e yedirdin. Ben sana bir şey demiyorum bak. Peki Tülay'a sen benim bu çocuğa zarar vereceğimi düşünüyor mu? Öyle gözlemin var mı? Bak, Ümmü ben duyduğumu anlatıyorum. Orada diyorsunuz ki çıkın gerçekleri konuşun, anlatın diyorsunuz köylüye. Ben de anlatıyorum bak, ben duyduğumu anlatıyorum. Anlat ben Yusuf'la değil, kimse de değil, kimse değil. Dünüydü bu, dün olacaktı bu bağlantı. Dün olmadı, bugün oldu. Ben Yusuf'u dün ekranda duymadım, akşam duydum. İnan ki Allah... Bugün duydum, bugün. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Adam, bu ifade, bir şey söyleyeceğim. Dosyalarda çocukların ifadeleri yok. Bir daha Doğanay Haber Müdürümüz ona çek ettim, sordum. O da izliyor zaten. İfadeleri çocukların yok. Olsa zaten ifadeler alınmamış o dönemde küçük oldukları için tahminen. Ama sözlü bir ifade alınmış. Aslında pedagogla alınabilirmiş. Evet, pedagogla kesinlikle. O çok çok eksiklikler var ya, o dönemde. Akile mi diyor, Makbule mi diyor? Biri diyor Didem abla. Komutanın kendine diyor. Sorulsa hangisini dedi anlaşılırdı. Tülay Aba'nın dediği gibi de dedim niye böyle madem bilmediğin şeyi yalan söyledin o zaman beni tutuklasınlar götürsünler sen annesiz kal dedim ağlamaya başladı. Mustafa Yaşar da bağlanmak istiyor. Peki haklı bir soru soruyor. Şimdi bunu o zaman konuştunuz. Tülay sen gidip bunu jandarmaya anlattın mı? Anlatmadım. Neden? İşte neden? Ya herkes biliyordu. Bebeğim ben bilmiyordum. Akıl abla da biliyordu. Herkes biliyordu. Ben bilmiyordum ki. Akile Hanım. Bak Didem abla. Ha, söyle. Atılan bir yalan işte böyle dolan etrafında. Kızın söylemiş ama bunu senin. Ama ben söylüyorum bak araştırdım ben ondan sonra zaten bıraktım. Ben ya söylüyorum bak. Ben o kadar bak. Şey değilim Didem abla. Anladım. Niye çocuğumu ile başkasına bindirip bak, vereyim de güne, acısını ben çekeyim. Ya bak ben konuşurken ya konuşma ya da buyur konuş. Tamam konuş Yavuz konuş. Ama ben diyor ki çocuğumu diyor bu kadar acısı çekerken ben niye başkasına vereyim diyor. Ya bu senin çocuğa bir şey yapmadığını düşünüyor ama ben bilmiyorum. Çok emin değilim. Ben hiç kimseden emin değilim yani. Ya ben her zaman konuşurum. Her zaman da lafımın arkasındayım. Her zaman da sözümün arkasındayım. Hiçbir zaman da geri çekilmedim. Çekilmeyeceğim de. Tamam bazen böyle çıldırıyorlar. Adamlar kazanacak ama. Adamlar bu yalanlarla, bu dolanlarla adamlar? Kazanacaklar. İşte böyle bizim köylüler. Ben tümüne konuşuyorum bunu. Kerim hazırlar mısınız? Dört yalan topluyorlar. Tamam mı? Dört yalanla... Ben buraya çocuğum araya çıktım ben tamam mı? Ben 6 sene olmuş bu sene. Duydum Aslı Kerim hazırlayın. 6 senedir ben acı çekiyorum. Adamların umurlarında değil. Hala yalan peşlerinde hala yalan peşlerinde. Yusuf bağlanasaya kadar Tülay'da bir şey yok. Kerim dönüyor oradan kalkıyor diyor ki Yusuf bağlanıyor Kerim'in lafını konuşuyor. İşte Hacıya Hoca Ali araştırdı. Lan yapan sizsiniz.
Ben çocuk peşinde koşarken yapan sizsiniz. Ondan sonra ne oldu? Yavuz yaptı. Ya ben hepsini kabul edeyim, hepsini kabul edeyim. Bak hiçbirini inkar etme. Diyor ki Kerim ben bir, sen diyor üç kişiden şüphelendin. Kardeşim ben burada baba bak, kralı gelsin benim ismini vermeyeceğim bir insan yoktur. Bak kralı gelsin. Vermediğini söyle, üç ismi söylemiyor dedi. Ben niye söylemeyeyim dedim abla, sen suçlusun diye ben nasıl sana söyleyeyim o zaman? Senin ismini nasıl vereyim ben? Ama o söyleyecek galiba üç ismi. Kerim Şahin merhabalar. İyi günler dedim hanım. Teşekkürler. Şu üç ismi siz biliyormuşsunuz, söyler misiniz lütfen? Şimdi ben ona, şimdi bizim Yavuz üç ismidir ki. Kulaklığını tak, hani bir takar mısın? Zaten bu Mustafa Yaşar var ya. Evet. Bu Mustafa Yaşar'la zaten bu gelip giderdi, av arkadaşıydı, her zaman için evindeydi. O zamanki şartlarda bu Hacı Hoca işi var ya, bu Hacı Hoca işini Mustafa Yaşar önce benim yanıma geldi. Bu benim yanıma gelince o günün birinde kaçıncı gün? Üçüncü gün mü? İkinci gün mü? Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Bir dakika Kerim Bey. Hepsinin ayrıntılı konuşuruz ama sen şu üç ismi bana bir söyle. Biri Mustafa Yaşar, diğeri kim? Didem Hanım. Ben bunları şimdi Yavuz orada üç isim diyor ya. Bu üç kişi köyden Yavuz zaten. Zaten şüphelendiklerini kime söyleyecek Yavuz? Yani kime söyleyecek? Muhtara varıyor söyle. Siz yine inanmayacaksınız orada. Ya Ercan söyle muhtara... ya Allah aşkına bana bak, ben biliyorum isimleri. Sen söylemezsen şimdi, ben söyleyeceğim ama bunları ya, sen ya daha söyle. Bir dakika benim dur. Benim dosyamda herkesin ismi var orada. Söylediğim insanların ismi var. Senin o isimler yok. Senin şüphelendiğin isimler o iki tane. Bir tanesi Mustafa Yaşar'ı daha yeni söylüyorsun. Diğer iki ismi söyler misin? Didem Hanım. Yavuz buradan köyden herkesten şüpheleniyor muydu? Yavuz sen cevap ver. Halas. Nasıl?